Bu dersimizde kısaca eventlarla listenerler hakkında bilgi vereceğim. Yani event dediğimiz bir objenin durumunu değişmesini gösterir. Mesela bir butona bastığımızda karşımıza bir şey çıkar. Mesela hesap makinesinde 6'ya bastığımızda, yani 6 bir butondur, 6'ya bastığımızda yukarıdaki kısımda, yani bu text failed kısımda 6 yazar, onun gibi. Mesela bu sürükle bırak olayları bildiğimiz bir event'tır. Yani bunun da şey, ne diyeyim, extend ettiğimiz yerimiz de java.avt.event paketidir. Ve bu aynı zamanda bunun da şeyi vardır, yani listener interface vardır for event handling için. Onlar da şöyle şu tabloda şu şekilde sıralanıyor. Yani action event'ın action listener vardır. Mouse event'ın mouse listener and mouse motion listener vardır. Atıyorum key de aynı şekilde, item de aynı şekilde. Her birinin kendine göre bir listener interface vardır. Ek olarak Java event handling dediğimiz, yani bu event olayımızı Java projelerimizde kodda yazmanın 3 tane yolu vardı. Birincisi, bu Java klasımızın içinde oluşturmuş olduğumuz klasın içinde. İkincisi, başka bir klasta. Üçüncüsü, anonim olarak. Yani bunları her birini teker teker uygulamada göstereceğiz. Şimdi ilk, yani bu şeye geçeceğiz. Yani nasıl oluşturduğumuzu. Bu event'ımızı klasın içinde nasıl oluşturacağız, ona bakacağız ilk örneğimize. Onun için şu frame'in üstüne gelip sağ tıklıyoruz. Tıkladığımız zaman new'e geldikten sonra source formları kısmına tıklayıp bir event diye bir dosya oluşturacağız. Finish'e basıyoruz. Event'a bas, üstüne gelip sağ tıklayıp new'u seçip class'a tıklıyoruz. Burada vizin yazacağız. Yani sınıfın içinde olan kısmı. Public static void'da ekliyoruz. Ekledikten sonra burada kullanacağımız, yani import edeceğimiz iki tane kütüphane vardı. İlki normal AVT kütüphanesi, komponentlerimizi alabilmek için. Diğeri de event kütüphanesidir. Bunun için import java nokta, pardon, AVT import Java AE dediğimizde üçüncü olarak Java Event çıkıyor. Onu seçip Enter'e basarsanız direkt bunu, yani import etmiş olacağız. Extract diyoruz. Extend ediyoruz. Pardon. Implementation olarak da Action Listener ekleyeceğiz. Şimdi burada bir tane text file oluşturacağız kendimize. Yani bunu her yerde kullanabilmek, kodun, yani bu klasın her yerinde kullanabilmek için yukarıda oluşturuyoruz. Text file oluşturuyoruz ve text file diye. Sonra bir tane constructor oluşturmamız lazım. Onu da bizim yazdık mı? Otomatik olarak oluşturmayı biliyoruz zaten. Komponentlerimizi oluşturacağız. Yukarıda tanımladığımız text file'in komponentini oluşturacağız. Şimdi burada text file eşittir text file. Bunun ayarlamasını yapacağız. Nokta support ne olsun, 60 50 hatta 70 olsun, yüklüğü 30 olsun. Ondan sonra bir tane de buton oluşturalım. İsterseniz direkt şu diğer oluşturduğumuz butonu kopyalayıp
yapıştıracağım. Yani siz bunu yapmayın. Çünkü pratik yapmanız için kendi pratik yaparsanız ne kadar pratik yaparsanız kendiniz için daha iyi olur. Ondan sonra buton dedim. Ondan sonra butonuma bir tane action ekleyeceğim. Action listener seçiyorum. Buton diyorum. Buna CC açacağım. Bunu yazdıktan sonra bunların hepsini frame'e eklemem lazım. Add diyorum. Buton diyorum. Kapatıyorum. Add diyorum. Component. Text file'i ekliyorum. Kapatıyorum. Sonra buradan set layout'ı. Şunu da ekleyeyim burada. Niye layout'ını set null yaptığımızın sebebi de şu. Biz şu kısımlarda yani x ve y koordinatları kendimiz belirlediğimiz için orada set layout'ı null yapıyoruz. Yani bunu null yapmadığımız sürece bu bize sıkıntı yaratacaktır. Şöyle bir tamam. Set size atıyorum. Kaç olsun? 300 gibi. Ya da 500 diyeyim. 500. Ondan sonra ne kaldı? Set zeyli bunun var. Ondan true dedim mi? Burası tamamdır. Şimdi şu kısma gelip şu lambanın olduğu kısma gelip çepe basarsak şurada şöyle bir bize bir uyarı veriyor yani unemployment method diye. Yani bunu bastığımız sürece bizi bir kendisi otomatik olarak bir bu action listener'ın bir tane şey metodunu oluşturacaktır yani ayrı bir aşağıda. Bunu şu şekilde oluşturuyor. Buradan da atıyorum text failed nokta set text ne diyeceğim kursa kendimiz aynı zamanda main method'da da new bizim diye bunu ekledikten sonra bunu çalıştırıyorum. Şöyle bir frame'im var. Burada butonum var. Burada text frame'im. Eğer şuna tıklarsam kurtuluşa hoş geldiniz diyecek. Yani şu butona biz bir tane action listener eklemiş olduk. Yani event dediğimiz olay da şu. Yani text failed'ımın yani alanımın, yazı alanımın durumu değişti. Butona tıkladım. Burada hiçbir şey yoktu. Yani sili hiçbir şey yokken kursa hoş geldiniz diye bize bir yazı yazdırmış oldu. Yani bu kısacası event'ın tanımı bu şekilde.